Sevgili izleyiciler, Silsat Başkanı yanımda. Bekir Sipahi. Doğru mu söyledim? Doğru söyledin abi. Peki. Efendim, kendisi başkan ama ben bunun çocukluğunu bilirim. Bunun babası da benim arkadaşımdı. Çok çok eski dostlarım bunlar. Peki, Silsat'la ilgili bana biraz bilgiler verir misin lütfen? Silsat bir ihtiyaçtan doğdu. Öncelikle açılımını söyle önce. Silsat Silah Savunma Sanayici, Satıcı ve Kullanıcıları Derneği. Çok güzel. Şöyle bir durum söz konusu. Bir bayi baskınları yapıldı Türkiye genelinde. Biliyorum. Bununla alakalı olarak bayilerin sahipsiz kaldığını düşünerek bir oluşum içerisine gitmenin gerekliliğini hissettik. Sağ olsun, Türkiye'nin her tarafından 81 ilden temsilcilerimizle beraber bu işe çıktık ve sonrasında ihtiyacın sadece bayiler noktasında değil, atıcılar noktasında, avcılar noktasında, pratik atıcılar noktasında, tabanca sahipleri, imalatçılar, hepsinin sorunlarını tek tek ayrı ayrı inceleyerek bunlarla alakalı bir yol haritası çizilme gereğini hissettik. Bu haritayı çizdik. Şimdi de bir takım uygulamalarda bir takım sonuçları aldık. Umuyoruz ki daha iyi de sonuçlar alacağız. Bunlardan bir tanesi tüfeklerin 2+1 olarak biliyorsunuz yasaklanmıştı, kullanılması istenmişti. Bunun olmaması gerekçelerini izah ederek, bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yaparak bunun geri çekilmesini sağladık. Bir de şarjörlü tüfeklerle alakalı benzer durum söz konusuydu. Onu nasıl hallettiniz? Ya da halloldu mu? Onu dünyada bu Türkçesi İPSC denen bir taktik atıcılık, pratik atıcılık şampiyonaları var. Burada belli bir takım gruplarımız, atıcı grupları, bu sporu uluslararası manada yapmaya çalışıyor ve Türkiye'de marka olup da bunu yapmaları gerekiyor. Üstelik de bu spor dalında onlarla mücadele edebilmeleri gerekiyor. Bunun doğru düzlemde anlatılması sayesinde bu şarjörlü tüfekleri evde süs olmaktan kurtarıp doğru şekilde kullanılacağı bir çalışmayı yaptık. Bununla beraber hem avda hem amatör spor olarak avda, ateş için. Avda 3+1, yani 2+1 olarak kullanılacak. Üçlü kapasite. Takos takıyorlar. Takos takılıyor, evet. Ya da küçük şarjörle kullanılacak. Fakat diğer tarafta normal atışlarında poligonda atış yapacaklar. İşte normal şarjör kapasitesine göre kullanabilecek. Bu arada bir de yine bu fuarda bir yazıyı imzayı açtık. Bu yazımız her ilde bir pratik atıcılık poligonu açılmasından alakalı. Niye? Yaban hayatında ürkütmeme adına belli yerlerde bu toplansın. Hayvan, ah hayvanı da oradan kaçıp başka yere gidecekse orada bulunmasın hayvan diye. Böyle bir çözüm ürettik. Orman Bakanlığı'na sunmak üzere, Spor Bakanlığı'na sunmak üzere. İnşallah. Dönüş oldu mu? Şu anda çalışmalara başlandı, bize bilgisi verildi. Sağ olsun Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ilgililer hakikaten ilgileniyorlar bizim sorunlarımızla. Bir şeyler çözmeye çalışıyorlar. Doğru bilgilendirme eksiğimiz var. Bütün sektörün her konusunda, avcılık, atıcılık, bütün konularında doğru bilgilendirme yapıldığı zaman, bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman daha kolay sonuçlar alabiliyoruz. Eminim ki bu noktada da her ilde bir poligon açılacaktır. Bu artık ihtiyaç. 50 bin tane pratik atıcıdan bahsediyoruz. Bunların spor yapabileceği doğru alanlardan bahsediyoruz. Gidip de dağda, bayırda, av alanlarında hayvanları ürkütecek. Orman işlerinde. Tabii. Yani bunun bir şekli şemali belli olsun. Yapan yapmayan belli olsun. Nasıl ki avcılıkta av belgesi almak zorunda insanlar. Burada da işte bu amatör diyebileceğimiz ya da şartları belirlenmiş poligonlarda atış yapabilsinler diye. Amerika'da çok yaygın. Oradan örnek verebildiniz mi? Amerika'da zaten şimdi biz Amerika'yı artık örnek alamıyoruz kendimize. Amerika'yı birçok noktada örnek alamıyoruz. Zira orada şahıslar kendileri dahi kendi özel poligonlarını yapabiliyor. Poligonu. Tabii kendi poligonu. Yani ve ağır makinalı tüfekler ya da ağır kalibreli tüfekleri de deneyebiliyorlar. Biliyorsunuz bizde yivli tüfeği bile evinize, örnek veriyorum, yarım otomatik yivli tüfekler evde duvara süs diye asılıyor. Bunların da avda kullanılması, domuz avında özellikle kullanılması gerektiğini düşünenlerdeniz. Öte yandan vergilerin biliyorsunuz ağırlığı falan filan da var. Yani çok önemli bir konu. Ya bir tüfek 3000, yani şu anda yerli bir üreticimiz sağ olsun bir elini taşın altına soktu, bir tüfek üretti. Makine kimyada 3000-3500 liraya satılıyor. Bunu vergisi ne kadar? 4500-5000 lira. Yani maliyetinden tüfeğin daha pahalı vergisi var. Aynen, insanlar vergisini düşünüyor. Yani şey düşünmüyorlar, tüfeğe verdiği parayı düşünmüyor. Tüfeğe gerekirse diyor 10 milyar lira vereyim ama yani bu vergi
gereksiz diyor. Yani bunu bu şekilde vermemem gerekir. Böyle bir algı var. İnşallah bununla alakalı da bir takım düzenlemeler yapılacaktır. Bu borcu yoktur yazısının... Borcu yoktur yazısından alakalı başbakanlığa bir dilekçe verdik. Sayın Konfederasyon Başkanımızla beraberdik aynı gün. İkimiz benzer dilekçeleri ilettik. Sağ olsunlar. Ersin Başkan'la mı? Ersin Başkan'la. Sağ olsunlar, kendileri de orada verdiler. Hatta biz de ilgilendiler. Biz başbakanlık makamına yazdığımız dilekçeler sonradan özel kalem müdürlüğüne olarak yapın. Biz sizinle ilgileneceğiz diye sağ olsunlar bir takım sözler verdiler bize. Torba yasaya girmesini bekliyoruz. Yani inşallah buradan bizi de dinliyordur ilgililer. Av camiasında böyle bir beklenti var. Zira vatandaş 3.000 lira, 5.000 lira herhangi bir sorundan dolayı borcu varsa 1.000 liraya bile müsaade etmiyor. 1.000 liraya müsaade etmiyor. Hadi 1.000 lira ödenecek bir rakam olabiliyor ama 3-5.000 lira bazı köylü çiftçi kardeşlerimiz için, amcalarımız için ödenebilecek bir rakam olamayabiliyor. Dolayısıyla ruhsatsıza tevasül edebiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Yani bunun önlenmek için devletimizin de taşın altına elini sokması gerekiyor. Neticede buradan yine alınacak bir takım vergiler var, katma değerler var. Bunların doğru değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Peki toplam ne kadar bayiye hitap ediyorsunuz ya da camiaya hitap ediyorsunuz? Belli bir rakam var mı? Şu anda 2500 tane Türkiye'de av bayisi var. Bütün bunlara hitap edebiliyor musunuz? Yani bir işbirliği içinde misiniz? Birçoğunla işbirliği içerisindeyiz. Ulaşamadıklarımız var tabii. Yani yeni bir oluşumuz. Bununla alakalı bir Anadolu turu düşünüyorum. Şehir şehir gezip bütün bayilerin dertlerini dinleyelim, ne beklentileri var dinleyelim diye. Ama bu arada işte bu bayi baskınlarındaki bıçaklarla alakalı bir takım yanlış uygulamalar olduğunu düşündüğümüz şeyler var. Doğrudur. Onda bir geri adım atıldı mı? Çünkü onlar, bayiler bu konuda çok şikayetçiydi. Onunla alakalı şöyle, 7 ay genelde ceza veriliyor bununla alakalı. Kanun hükmünde kararname ile 1 senenin altında ceza alan kişiler silah ruhsatı ve iş yeri ruhsatı alabiliyor şeklinde bir bilgi dün Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili dairesinden geldi bize. Sağ olsunlar, buradan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlilere de teşekkür ediyoruz. Onların vasıtasıyla geldi bu bilgi bize. 7 ay verdikleri için ceza, dolayısıyla bayiyi bağlamıyor ama bir ama var burada. Yarın kanun yine değişebilir. 6.136'dan ceza aldıkları için ateşli silahlar. Evet, yani yarın bir daha kanun değişir denirse ki 6.136'dan ceza alanlar alamaz diye bir şey çıkarsa, bununla alakalı yine en önemli yapması gereken bayilerimizin Emniyet Genel Mahkemede Emniyet Genel Müdürlüğü'nden görüş yazısı sorulması ve bizim derneğimizin vermiş olduğu başbakanlığa dilekçeyi, pardon özür dilerim, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verdiğimiz dilekçeyi mahkemeye sunup Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bununla alakalı görüş yazısı talep etmeleri lazım. Şöyle de bir durum söz konusu. Bununla yaptığımız çalışmayı da söyleyeyim açıkçası. Bıçakların yasak olduğu iddia edilen fakat emniyetten izin verilmiş olan bazı bıçaklar var. Yani mevzuattan kaynaklı bazı sorunlardan dolayı insanlar bunlardan mağdur olma durumu söz konusu. İstanbul genelinde verilmiş izin belgelerine istinaden bütün bıçakları topladık. Bu topladığımız bıçakları da emniyete götürdük. Dedik ki siz bu bıçaklara bu kağıda göre izin vermişsiniz. Burada bayin üstü yok. Malı faturalı almış, faturalı satmış. İzin belgenizde de var. Bununla alakalı bir suç varsa ya da eksik bir inceleme varsa bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Sağ olsun Emniyet Genel Müdürü de bu konularla alakalı direkt bize bir görüş yazısı sorulsun. Biz bununla alakalı gerekli bilgilendirme yapacağız dediler sağ olsunlar. Buradan Türkiye'deki 250 tane tüm bununla alakalı mağdur olan av bayisine seslenmek istiyorum. Çok ilginç. Bu Rambo tipi bıçaklara mı bir yasak getirildi? Değil. Yoksa bütün hepsine birden mi böyle bir şey getirildi? Değil. Yerli imalat izin belgesi verilmiş bıçaklar var, şakılar var. Türkiye'de üretilen, Emniyet Genel Müdürlüğü izin verilmiş. Şeyde satılıyor, web sitelerinde satılıyor, sayfalarında satılıyor. Fakat bazı kriminal dairelerin arasında bir takım anlaşmazlıklar var. Birinin yasak dediğine başka kriminal dairesi yasak değil diyebiliyor. Böyle raporlar geliyor elimize. Biz bunların hepsini değerlendirdik. Yaklaşık 50 tane kadar dosyayı inceledik. Bununla alakalı olarak da umut ediyoruz ki kriminal dairelerin arasındaki bir otorizasyon sağlanıp ayrı ayrı şeyler çıkabiliyor. Bir konsensus sağlanıp bu sorunun çözülmesini için uğraşıyoruz. Öte yandan da işte biliyorsunuz malumunuz bir fişek sorunumuz var bizim. Bunlar fişekler alakalı, kargoyla gönderilmiyordu. Şimdi buradan yetkililerin hepsine sesleniyorum. 1987'de çıkmış bir tüzük bugün itibariyle kanunda böyle diyor şekliyle yapılmasını istemiyoruz. Niye? Bir de tahammül hukuku diye bir şey var. Bu şekilde yapılmadı, bu şekilde buraya kadar gelmedi.
Şimdi Ulaştırma Bakanlığı, biz Orman Bakanlığı'na bağlıyız, Sağlık Bakanlığı'na bağlıyız, İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. E şimdi bir de Ulaştırma Bakanlığı çıktı. Niye? Av bayisi fişeyi yere indirirken bu gerekiyor diye. Fişe indirirken niye gereksin? Yani bu fişeyi teslim eden kişiyi bunu getirirken arabasına yaptıracak bu belgeleri, bir takım belgeleri. Ve buraya taşıma belgeleri. Taşıma belgelerini yaptıracak, sigortalarını yaptıracak vesairelerini. Bu şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani fişeyi indiren adam statüsünde av bayisinin görülüp de bu belgeye zorlanması çok vicdani gelmiyor. Bunun düzeltilmesini istiyorum. Hiç değilse şu düzeltildi. Mühendis zorunluluğu vardı. O mühendis zorunluluğu kaldırıldı. Sadece belge olursa elinizde. Mühendis mi bekliyorlardı yani fişeyi taşırken? Hayır, o polis bekliyoruz. Fişe iş yerine geldiği zaman sabaha kadar polis beklemek zorunda kaldığımız oluyor. Biliyorsunuz İstanbul. Bir koli geldi diyorsunuz. Bir polis gelip başında bekleyecek. Mecbur böyle bir durum söz konusu. O polis gelmeden fişeyi indiremiyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Takdir edersiniz ki polisimizin de iş yoğunluğu ağır. Hele ki devlet bağırsaklarını temizledikten sonra iyice yükleri ağırlaştı. Dolayısıyla burada polise bu iş yükünün arasında bir de böyle bir iş yükü verilmesini çok abes görüyoruz. Kargo firmalarından da bunun eline taşın altına koyacak firmalar vardır. Aracına bu patlayıcı nakil belgesini yaptırsın kargo firmalarından herhangi bir tanesi. Biz de o kargo firmasında bütün Türkiye'deki av bayileri olarak çalışalım. Yani 2500 tane av bayisinin ortalama aylık fişek miktarı 20 koli olsa 50 bin koli gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu herhalde bir kargo firması için de ideal bir rakam olacaktır. Bunun bu minvalde değerlendirmesini düşünüyoruz. Bir de laf açılmışken MAK kararlarıyla alakalı. Son MAK kararlarıyla alakalı. Biz şu işin tarafıyız, bilinsin. Avcılar adına, bayiler adına. Biz haftanın 3 günü serbest olarak olmasından yanayız. Yani örnek veriyorum, burada fuar kurulmuş. Fuarda standçı vatandaşımız var. Bugün cumartesi, pazar. Burada çalışması gerekiyor. Bu insanın avlanma hakkını elinden almamanız gerekiyor. Neticede bu adam avlanacaktı. Yani şu günü bugünün önemi yok. Böyle bir durum söz konusu. Bizim taraf olduğumuz nokta, insanların haftada 3 gün zaten gidemiyorlar. Haftada bir gün gidiyor ama adamın perşembesi, cuması müsait. Pazartesi, çarşambası müsait. Burada böyle bir durum söz konusu. Bu durum yani 7 gün mü diyorsun? Biz 7 gün diyoruz ama 3 gün seçmeli olsun. Yani insanlar müsait olduğu günlerde avana gidebilsin. Kendi seçebilsin onu diyor. Tabii. Çünkü bu uygulamalar geçmişte birçok avcının bundan mağdur olup avcılığı bırakmasına sebebiyet verdi. Kaldı ki bir yandan da birçok avcının vergi borcu biliyorsunuz devam ediyor. Yani gitseniz de gitmeseniz de devlet size gitmiş gibi vergi dairesinde yazıyor. Bundan da herkesin haberi olsun. Bazı arkadaşlarımızın haberi olmayabilir. Yani 1 milyon gibi bir avcı sayısının bugün 160 bine düştüğünü konuşursak, yani bu camiye yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Umarım ki yetkililer buradan sesimizi duyar. Biz zaten duyurmaya çalışıyoruz. Avbis'in konunun taraflarıyla beraber tekrardan değerlendirilmesiyle alakalı bir çalışmamız şu anda silsilat standımızda mevcut. Umarız ki bundan alakalı gerekli düzenlemeyi de yapıp bundan mağdur olan kesimlerin sesini duyarlar. Peki Bekir Sipahi, Silsat Başkanı, teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, başarılar, gayet iyi gidiyorsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Dua edin abi, başka hiçbir şey istemiyoruz. İnşallah bu sektör avcısıyla, atıcısıyla, pratik atıcısıyla, tabanca kullanıcısıyla, bayisiyle, imalatçısıyla, ithalatçı, ihracatçı hak ettiği yere gelecek. Yani bir şey daha söyleyeyim, bir de engelli sporcu durumumuz varmış. Oradan evet. Da atlamadan geçemeyeceğim. Engelli sporcularımızın tüfeklerinin, fişeklerinin sponsor arayarak geçirilmesini değil, onlara Spor Bakanlığı'ndan gerekli ödeneklerin ayrılması ve sırasında sundurmalı bir tekerlekli sandalyelerinin kendilerine ücretsiz tesis edilmesini buradan yetkililerden rica ediyorum. Okey, peki. Ben de iyi duyun sevgili yetkililer. Silsat Başkanı Bekir Sipahi, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sevgili yaban dostları, şu anki misafirlerimiz Yunanistan'dan. Yunanistan'dan gelen avcı arkadaşlarımızı önce bir tanıyalım. Efendim, ben buralıyım.
yalnız arkadaşlara yardımcı olayım diye Foyer'e katılmış oldu. Arkadaşlar Yunanistan'da avcılıkla ilgili gerek dergi gerek haftalık gazete aynı zamanda fuar organizatörleri avla ilgili yani Atina'nın Yunanistan'ın avcılığı buralardan sorulur yani. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Πώς βρήκατε την έκθεση? Η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή. It's very good. Είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση. Son derece yani kusursuz yani güzel, canlı. Yani. Yabanı nasıl buluyor? Yabanı το κανάλι πώς το βρίσκεται να πούμε. Το κανάλι είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο μετάδοσης μηνυμάτων και πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Kanal son derece faydalı. Dolayısıyla son derece avcılar birbirine bağlayan son derece faydalı yani ve gerekli. Patlak Ali vardı bir arkadaşımız. Tanır mı onlara? Şimdiki adıyla Alex. Tak. Patlak Ali diyorlardı. Alex. Yunanistan'da mı şimdi? Alex diye bir arkadaş. Buradan gitme Alex. İsminde. Yunanistan'da yaşıyor. Yine Lavezi, LGT Alex, kapyosu bu ξεκίνησε και φύγει από εδώ και είναι εκεί. Αν το γνωρίζετε ή όχι. Δεν το γνωρίζω, όχι. Αν είναι κυνηγός, μπορεί να έχουμε συναντηθεί. Yani bütün avcılarla şeyleri var. O beni geçen sene aradı da bu fuarlarla ilgilen bir arkadaşım oraya gelecek dedi. Ondan ona yardımcı olun dedi. Ben belki dedim onlar gelmiştir bu sene. Ha yani fuarı tertip eden bu arkadaşlar yani. Doğru. Bir arkadaşı da tanıyalım. Καλησπέρα για μένα. Hello, people. Evet, iyi günler. Neresinden geliyor Yunanistan'ın? It is a very good and well-organized exhibition and your channel seem very interested. Very, very beautiful show here. And I hope more people come and see it because it is very attractive and interesting. Valla ben İngilizcem yok. İngilizce no no. Diyorganosu aυτό είπα. Son derece yani mükemmel. Yani başkalarının da gelip ziyaret etmeleri şart yani. Kanalınız da fevkalade iyi. Evet ve faydalı yani. Peki teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun Süleyman Bey. Thank you. Tekrar görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Şimdiki ziyaretçilerimiz Antalya'dan. İsmim Burhan Şen. Antalya'dan katılıyorum. Sıkı bir çulluk avcısıyım ve yabancı vizesiyim. Yaklaşık bu yıl 6 ve 7. yıl fuara katılışımız. Avcı dostlarımızı her zaman buraya bekleriz. Gerek alışveriş olsun, gerekse tüfeklere, gerek eşyalara almaya. Mümkün olduğu kadar hayli katılmaya çalışıyoruz. Antalya'nın neresinden? Antalya merkezdeniz. Merkez. Merkezden evet. Avcılıktan genelde keklik avlarına mı kovalıyorsun? Yok. Ben sıkı bir çulluk avcısıyım. Çulluk avcısı. Evet, çok sıkı bir çulluk avcısıyım. Çulluktan başkasını görmem. Nereye gidiyorsun? Merkezde Antalya. Merkez ve çevre ilçelerinde. Ha, Konya altına. Evet, Konya altında. Yani bolca her sezon bolca da çulluk var yani Antalya'da. Yeterince var. Ne köpeklerle avlanıyorsun? İngiliz pointer'ım var. İki tane. İki tane. Çok güzel. İki tane. Maşallah iyiler yani. Güzel. Evet. Sizi tanıyalım. Merhaba. Ben de Antalya Konya altından katılıyorum. 6-7 yıldır geliyoruz her sene fuara. Ben de domuz avcısıyım. Aynı zamanda teke avını sevdiğim avlardan birisi. Siz orada gidiyorsunuz. Evet. Yine Konya altında teke avı yapıyoruz. Resmi avlara gidiyoruz. Aynı zamanda çantacılık, rehberlik yapıyoruz arkadaşlarımızla.
Bu şekilde. Bu yıl oğlumu da getirdim. Okula gitmedi bugün. İlla baba ben de geleceğim bu sene dedi. Hep sen yalnız gidiyorsun dedi. Beni de götür dedi. Oğlumu da getirdim. Konya altında güreşlere de katılıyor musunuz? Gidiyor musunuz? Tabii tabii katılıyoruz. Katılıyoruz. Ne güreşler yapılıyor sizin orada be? Evet, Festikan güreşleri oluyor bizim orada. Yaylaların yaylası, başkanımızın söylediği gibi 2000 rakamda buz gibi havada şenliklerimiz oluyor. İnşallah bu yıl yine olacak. Kürşat geleceğin baş pehlivanı olur mu? Ben olacağını düşünüyorum. Evet. Alttan geliyor. Yani bu yıl sallayacak gibi. 3-4 yıl önce belki daha fazla fuarla mı denk gelmişti? Kırkpınar. Öyle bir şey olmuştu. Bana uğradılar. Osman Aynur, Kürşat. Birçoğu uğradı vardı yanlarında. O zaman başpehlivan Osman başpehlivanlık için sıkıydı. Osman dedim başpehlivan ol gel sana buradan güzel bir köpek vereceğim dedim ama olamadı. Olamadı. Şimdi pehlivan arkadaşlarımızın içinde de bayağı bir avcı olan. Evet avcı. Bayağı bir avcı var. Orhan Okul arkadaşımız da. Biliyorum. Osman Aynur. Orhan Okulu zaten av etlerinden dolayı bu kadar başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Biliyorum, hepsini tanıyorum. Tamam, evet. Peki, ayaklarınıza sağlık. Antalya'ya geldiniz. Bekleriz, gelirseniz inşallah Antalya'ya bekleriz. Tamam. Ben... Teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. Sevgili yaban dostları, gelen 3 tane arkadaşımız sırasıyla Sivas, Adana, Adapazarı. Hangisinden başlayalım? Adapazarı'dan başlayalım. O bize daha çok yakın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben Yusuf Fahri Bayır. Adapazarı'ndan geldim. Çok küçüklüğümden beri doğaya bir tutkum var benim. Kamplara sık sık giderim. Çok avcılık olmasa da gene de babamdan gelen, babam küçük yaşlardan aşıladı bana bu sevgiyi, doğa sevgisini. O şekilde. Doğayı seven insan güzel insan. Çok teşekkür ederim. Evet, tabii ki çok. Kamp yapıyor musun gidip? En son geçen hafta gittim kampa. Karaman'ın altında bizim okulumuzla beraber katılmıştım ben. Aynı zamanda Doğa Koleji'nde okuyorum tabii bu arada. Sen ileride güzel bir karavan da alırsın. Eşinle çok güzel turlara da çıkarsın. Öyle görünüyorsun. Yani tabii öyle hayallerimiz var tabii ki. Neden olmasın? Evet, hayallerinin peşinden git. Bırakma dayı. Hayat kısa. Her zaman. Hoş geldin. Evet. Ben Sivas Şarkışla'dan, Başar Boz. 3 senedir geliyorum. Her sene de geleceğim. Çok sevdim, çok güzel. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İsmim Nuh Akın. İlk defa geliyorum. Her sene televizyondan izliyorduk. Bu sene gelmek kısmet oldu. İnşallah bundan sonra her sene geleceğim. Yaban'a yaptıkları hizmetlerden dolayı Adanalılar adına teşekkür ederim. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Alışkanlık yapar, her sene gelirsin artık. Her sene gelirik inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Estağfurullah. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.